Herkese merhaba. Ben bir araştırma büsüm ailesinden diyetisyen Deniz Duru İbrahimoğlu. Beslenme bilimi ve sinemanın bir araya geldiği YouTube içeriğimize hoş geldiniz. Sizlerle beslenme alanında yapılmış video, film, belgesel ve bunun gibi içerikleri akademik veriler ışığında incelediğimiz serimize devam ediyoruz. İncelememizin konusu yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Downs'un üstlendiği 2019 yapımı Britain Ransom Marathon filmi. Film, komedi ve dram türünde. Filmi önyargıyla izlemeye başladım. Standart Hollywood filmlerindeki gibi kızımız kilo verip ideal formuna, fiziğine ulaşacak ve sevdiği erkeğe kendine aşık edecekti. Ama sandığımız gibi bir hikaye yoktu aslında. Film bu idealden tamamen uzak. Çünkü gerçek bir yaşam öyküsü. Bir peri masalı değil. Biz diyetisyenler için obez bir bireyin kilo vermesine nasıl yardımcı olabileceğimizi ince ince bağımsız bir film edasıyla inceleyen, işleyen önemli bir kaynak. Çünkü birebir olmasa da ana karakterin yaşadığı zorluklara günlük hayatımızda aslında hepimiz maruz kalıyoruz. Today? I have a hard time focusing. You get enough sleep every night? How much is enough? 6 to 8 hours. Oh, way more than that. That's not the problem. but I had a friend who was also just very out of it, and she was prescribed, what is it? Adderall? And now she's very alert. You snore? Snore? Maybe you're not getting good quality sleep. This is not about sleep. We're getting off track. Maybe we both need some Adderall. Maybe. So why? Well, you're 5'6", 197 pounds. Your body mass index is high, and that can cause a disruptive sleep. What is what? A healthy BMI is around 25. Yours is 31, 32. Yelp said you were a great chief doctor, and I feel like you're sort of slinging labels at me all of a sudden. Diagnosis. Doktorun söyledikleri bir tokat etkisi yaratır. Starting to feel like everyone's lives are going places and mine sort of stuck. Çevresel etkenlere daha duyarlı hale gelir ve arkadaşlarıyla kendisini kıyaslamaya başlar. I'm broke. I'm fat. My liver's shutting down or something. Sonunda Brittany. I need to get a teeny bit healthier. Diyerek spora başlar. The doc says I'm a big fat pig. Well, I mean, we can help you with that. Spor salonları maddi açıdan bir taniye uygun olmaz. Üzerine bir şeyler geçirip koşmaya karar vermiştir. Ama en önemli ve zor gelen şey konfor alanının dışına çıkmaktır. Bir sokak koşmak bile o kadar zor gelir ki ona, sokak bitmek bilmez. Arkadaşlarıyla bu deneyimi paylaştığına kimse ona inanmaz. Hey man, what happened to you? You caught in the rain? It's sweat. I ran today. Why the hell you do that? Was somebody chasing you or something? Korkularına rağmen Brittany pes etmez, devam eder. Sonuçları hem tartıya hem biyokimyasal değerlere yansımıştır. 10 kilo kaybetmiş, tansiyonu ise düşmüştür. İşte beklenen an gelmiştir. Biraz kilo vermeyle ve rahatlamayla birlikte yuya atakları başlar. Yani verdiği kiloyu geri almaya başlamaktadır ve panik olur. Üstüne ise bu kadar koşuya odaklandığı ve vücuduna dinlenme şansı vermediği için Brittany'nin bacağında stres kırığı meydana gelir. Her şey mahvolmuştur. Brittany maraton koşamayacaktır. Hayaller suya düşmüştür. Çünkü Brittany kendini gerçekleştirmenin tek yolunun bu maratonu bitirmek olduğunu düşünmekteydi. Çünkü insanlar hep ona tembel demiştir ve bu şekilde damgalamışlardır. Hatta günümüzde çoğu insanın obez olmasının nedenini birçok faktörlerden bağımsız tutarak tembellikle ilişkilendirilmekte. Ama tek neden aslında bu değil. The goddamn New York City Marathon. My whole life the world told me I was lazy because the way I looked. Brittany sonunda problemin asıl kaynağının kilo olmadığını ve kendisiyle barışması gerektiğini görmüş olur. Peki Brittany sonunda maraton koşmuş mudur?
Onu da sizlere bırakalım. Sonuç olarak komedi değil drama ağır basmakta. Günümüzdeki kilo problemlerinin en büyük etkenlerinden birinin psikolojik etmenler olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu bizim bu başarıyı kendimize layık görememe, hayatımızı değiştirmek için çaba sarf etmememizle alakalı. Because it was my pain too. I think about my body every day. I have my whole life. Hayalin o severek aldığın elbiseye girebilmek, soluk soluğa kalmadan merdivenlere çıkabilmek veya çıtayı birazcık daha yükselterek kıtalar arası yüzme yarışını veya bir maratonu bitirmek olabilir. Hayalin büyüğü küçüğü yok. Önemli olan senin ne istediğin. Harekete geç. Konfor alanından çık. Bir sonraki kıtalar arası yüzme yarışı ne zamandı?